B kitapçının 18. sorusu. X, Y ve Z sayıları sırasıyla 3, 4 ve 5 ile doğru orantılı, A, B, C sayıları ile ters orantılıdır. Buna göre A, B, C sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi şöyle yapalım. 3, 4 ve 5 ile doğru orantılı olduğu için X ne gelecek? 3K, Y 4K, Z de 5K olur. Diğer türlü de yani ters orantılı dediği zaman da ters orantı da şöyle olması gerekiyor değil mi? X çarpı A, Y çarpı B, Z çarpı C de T gibi bir şöyle T gibi bir orana eşit olacak. Yani buradan da düzenlemek istersen bakın X'i şuradan yani X A T'ye, Y B T'ye, Z C de T'ye eşit olacak. Şimdi ben x yerine ne almıştım? Zaten x 3k'ydı değil mi benim için? O zaman 3k çarpı a t'ye, buraya geldim. 4k çarpı b de t'ye. Buradan 5k çarpı c de neye eşit olacak? T'ye. Bu oranların birbirine eşit olması için 3'ün, 4'ün ve 5 katlarının a, b, c'nin hepsinin aynı olması lazım. Bir oranda toplamam lazım. Bunlar kaçta birleşecekler? 60'ta birleşirler değil mi? 3, 4, 5'in o kekini alırsanız. Bu 60 yapar. O zaman buranın 60 olması için bakın 3KA'nın 60 olabilmesi için ne vermem lazım? A yerine 20K. 4KB'ye ne vermem lazım 60 olabilmesi için? B'ye. K demeyelim de yani 20 vermem lazım. Buradan 15 vermem lazım. Bakın diğeri de 5KC'ydi. Bu da 60'a eşit olacaktı. O zaman C'ye buradan ne vermem lazım? 12 vermem lazım. Ne oldu? Bakın oranlar şöyle. 20A B için 15, C için 12. Tabii ki bunlar katları. Yani bu soruda kesinlik belirten bir ifade olamaz. Hangisi olabilir ona bakabiliriz. En küçük katı 20, 15, 12 olması lazım. Şıklarda da Denizli'de var.